Buna yanıt vermeden önce Bedeli Bey konuşurken bir mesaj geldi, ona bakıyordum. Bu Ünsal Ban'ın şirketlerini devrettiği bu rüşvet çarkının içerisinde bulunan, yolsuzluk çarkının içinde bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi rektörünün şirketlerini devrettiği şoförünün gözaltına alındığı haberini okuyordum. Onu da izleyicilerimizle paylaşmak için. Ve dolayısıyla hemen baştan sayın konuklarımıza yönelttiğin soruyla devam edelim. Yargının konusuna girer mi? Yargı bu işe başlar mı? Yargı bu işe girmiş durumda, kaçamayacak durumda. İki şey söyleyeceğim. Biri boşanma davası üzerinden. Zehra Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban'ın boşanma davası üzerinden yargı bu konuya girmiş durumdadır. İkincisi Ünsal Ban'ın gözaltına alınması üzerinde girmiş durumdadır. Üçüncüsü de Mine Hanım'ın CİMER'e yaptığı suç duyurusu üzerine CİMER'in polise, savcılığa başvurdu, daha doğrusu polise galiba kolluğa göndermiş bu iddiaları araştırın diye Mine Hanım'ı ifadeye çağırmışlar İstanbul'dan. Oradan da girmiş durumda. Yani bu yargıya bir şekliyle girmiş durumda. Şimdi görebildiğim kadarıyla bu konuyu tamamen sarayın dışında tutabilme mücadelesi veriliyor. Yani da Sedat Peker bir pazarlık ediyor mu sorusunun yanıtı da burada. Sedat Peker pazarlık aşamasını geçmişe benziyor. Zira doğrudan sarayın içinden isimlerle ve Cumhurbaşkanlığının baş danışmanı sıfatını taşıyan isimler üzerinden konuya girdi. Ve bugün iki istifa oldu. Biri sen de yayını açarken söyledin. Yani biri Korkmaz Karaca istifa etti. Serkan Taranoğlu'nun da istifa ettiği Kesin mi? O iddialar var ama henüz net değil sanırım. şimdi Sedat Peker yayın öncesi gene Deli Çavuş hesabından iddialarına, ifşalarına devam ediyordu. İkisine de yeni hayatlarında başarılar diliyor diye. Sedat Peker o bilgileri muhtemelen içeriden aldığı için doğrulandı. Taranoğlu, Serkan Taranoğlu kamuoyundan kaçıyor. Çünkü iddiaların odağındaki bir isim. Sedat Peker kendisini öldürmeye giden timleri bildiği için kaldığı otelde üst katındaki odaları kiralayan, çatı katında efendim iple aşağıya sarkıp odasını basıp kendisini öldürmeye teşebbüs edecekleri yolundaki iddiaları ciddiye aldığı için, kaldığı otelin koridorunda çatışma çıktığı için, Türkiye'den kendisini öldürmek üzere özel timlerin görevlendirildiğini bildiği için artık bu konuda dönülmez bir noktaya gelmiş vaziyette. Yani bir pazarlık aşamasını geçti. Yani bu koşullarda kendisi artık pazarlık etmeyecek ve deyimiyle dilim dilim kesmeye devam edecek gibi duruyor.